Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bir konuda maruzatım var. Ya e, şura sizce de küçük durmuyor mu? Hani Jorge Jesus'u olan bir takımın e, YouTube kanalında hani 23.900 küçük duruyor benim için de. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Hadi sizi bekletmeden hemen haberlere başlayalım. Şu an içiniz kıpır kıpırdır. Fenerbahçe'ye Belotti'de rakip var. İtalyan basını Fenerbahçe ile Andre Belotti arasındaki görüşmelerin sürdüğünü yazmış. Bana göre de sürmüyor. Yıldız Forvet için Inter ve Milan'ın arka planda kalması avantaj. Ancak Serie A'ya yükselen Berlusconi'nin takımı Monza devreye girdi. Yalnız ben Monza'lı taraftarlara da bir şey söyleyeyim. Ee, Süper Süperlik'ten çılgın İtalyan milli takımında eskiden ve yakın dönemde de Forvet'te oynamış bir isim size gelebilir. Onun duyumunu da vereyim. Şimdi Fenerbahçe için önemli olan Fenerbahçe değil mi? Yani rakip önemli değil. Başka takımlar. Flamengo'nun Gabi golü bırakmaya yanaşmaması nedeniyle diyor. <laughs> ya niye yanaşsın? Niye bıraksın? Ya da kaça bıraksın? Ya bu Brezilya arkadaşlar yani şu Gabigol olayında şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bize gelme ihtimalini ben asla sıfır demem. Hiç belli olmaz. Gemiler yakılır, sponsor bulunur bilmem ne yapılır falan filan. Yani her futbolcu için yüzde %1 bile olsa bir ihtimal verelim. Ama mantıksız geçince adam niye Gabigol'u sana versin ya? Ha şu var uğraşılıyor mu? Uğraşılıyordur herhalde. Ama ben zannetmiyorum. İsteyen ters desin, isteyen başka bir şey. Neyse e, Gabigol'u olmanca diyor diğer isimlere geçildim. O isimlerden ilk hedef Belotti diyor. Torino ile sözleşme imzalamadı ve İtalyan basınına göre görüşmeler başladı. Şimdi ilk talepleri Fenerbahçe'ye yüksek geldi ama 28 yaşındaki oyuncunun İtalyan'ın iki bir Inter Milan'da istekli. Inter'in Dybala'ya, Milan'ın ise Origi'ye öncelik vermesiyle bu iki kulüp Belotti transferini askıya aldı diyor. Şimdi ben Belotti sürecini anlatayım size. İmza parası istiyor 4 milyon euro, yıllık ücret istiyor 4 milyon euro, sözleşme istiyor 4 yıllık. Bunu dedim ne Inter, ne Milan, ne Fenerbahçe karşılar. Ama bakın ortada şöyle bir olay var. Perisic bir çoğunuza göre tırt bir oyuncu. Değil mi? Bir çoğunuza göre. Ya hocam yaşlı. Şöyle. Böyle her yaşta futbolcu da tırt değil. Adam Tottenham yaptı. Tottenham. Premier Lig yaptı. Hani Fenerbahçe'ye istediğimiz elemanlardan bir tanesi yılan sözleşmesi bitiyor. Kapalım, edelim, basalım parayı. Dört verelim, dört buçuk verelim diye. Şimdi iyi elemanın özelliği bu işte. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim ben Belotti'nin Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Çünkü bizim teklif ettiğimiz para 1.8'lerde adamın istediği 4'lerde. İmkanı yok. İyi de hocam Fenerbahçe'nin kozu devler ligi. Ya siz bir şey söyleyeceğim. Çok büyütüyor olabilir misiniz bazı şeyleri? Lan devler ligi 20 yaşındaki futbolcuyu getirmeye yarar. 24'e yarar. Hadi 25'e hadi 27'ye yarar. Hadi 26'ya yarasın. Ne bileyim 27-28 devler ligi için değil de daha çok artık. Ulan yani bir sıçrayış daha yapabilir miyim? Ya şöyle söyleyeceğim. 29-30 yaşında yüksek bonservis ile transfer edilen son dönemdeki futbolculara bir bakın. Yani çok çok ekstra lüks adamlar. Yani Ronaldo falan yani. Anlatabiliyor muyum? Ya Belotti bugün gideceğim. Bize mırın kırın diyor? Belki iki bıçağı falan bir ne alacak. Ama bize gelmeyeceği bugün itibariyle onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben çok beklemiyorum ama Belotti konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben iptal olduğunu da düşünüyorum haberiniz olsun. Farklı sebeplerim var. Yani hem 4 milyon euro hem şey. Mesut Özil görüşme odasına diye bir haberim var. Aslında bu haberi ben dün şey yaptım liste aldım ama Mesut Özil'in açıklamaları da var. Biliyorsunuz Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kaldı Mesut Özil. Ve e, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek yönetimle <laughs> ve görüşme yapacak diyor. Ali Koç net bir açıklama yapmadıydı biliyorsunuz hani. Yuvarlak konuşmuştum. Hani şampiyonluğa hedeflenip, şampiyonluğa odaklanıp sadece bu hedefe odaklanıp takıma katkı sağlayacaksan kal demesi bekleniliyor ama Mesut Özil'in şu yaptığı açıklama. Ya bakın ben ekrana şu etikete getirdiğim zaman zorunuza gidiyor. Diyorsunuz ki ya Mustafa Hoca da her şeyi bilmiş. Ya Mustafa Hoca'nın çok haddini biliyor. En çok haddini biliyor. Ben bilmediğim bir şeye bildim demem arkadaşlar. Bakın Jesus olayında. Hepiniz şahitsiniz. Al. Benim gibi bir tane baba yiğit çıksın desin ki hiçbirimiz bilemedik desin. Bak ben çıkarttım. Twitter'da da açıkladım. 6 Nisan'da paylaşmışım. Löv kesin Fenerbahçe'de İsmail Kartal yardımcısı olmayı kabul etti diye. Ki doğru. Lövle her konuda anlaşıldı. Ama ısrarlı bir şekilde diyorum ki imza atana kadar bekleyin. Jesus da yalan öbürü de yalan. Niye? Adam 5 Mayıs'tan önce görüşmeyeceğim dedi. 13 Nisan'da da paylaşmışım. Löv kesinlikle iptal oldu. Çağrılarımıza cevap vermedi. Kafasına buyruk hareket etti. Ya Jesus ya İsmail Kartal 13 Nisan'da. Benim 13 Nisan'da söylediğim Mayıs ayında Ali Koç çıkmış. Aynı cümleyi söylemiş. Ya Jesus ya İsmail Kartal. Ardından 5 Mayıs'ta görüşme gerçekleşmiş. Olumlu olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Şu bu. Ha arada bir tane de şeyim var. Fren var. Ali Koç'un bu Portekiz'deki görüşmesini yalanlamamı söylediler. Yalanladık ama sonradan fotoğraflar medyaya düştü maalesef. Bir şeye yaramadı. Sonuçta yalanladık. Sonuçta bilememiş olduk orayı da. Ama e, işin özeti bu. Mesut Özil konusunda gördüğünüz üzere Mustafa Hoca ne dedi? Kuru 2 olmasın diye dua edin. Olay da bu. Jesus demişken Jorge Jesus'un gözüne kestirdiği iki tane isim var. Haberi var. Şimdi iki tane isim gözüne kestiriyor Jesus. Transfer için özellikle şimdiden gözüne kestiriyor. Bir tanesi Joa Carlos, diğeri Andre Franco. Artık herhalde Andre Franco'nun ee, ne derler onun adına? Gidi ayakkabı numarasına kadar ezberlediniz herhalde değil mi arkadaşlar? Çünkü Andre Franco şöyle, Andre Franco böyle Estoril'den Andre Franco sözleşmesi bitiyor. Şu kadar golü var, şu kadar asisti var falan filan. Diğer isim Joao Carlos diyor. Yani 27 yaşındaki Brezilyalı forvet. Yani alt ligde Portekiz 2. liginde oynayan. Ben şunu söyleyeyim. Ben kaynaklarıma bu Joao Carlos ismini doğrultamadım açıkçası. Zaten yalanlamıştık da ama şu bir gerçek. Evet bize önerilen isimlerden bir tanesi. Ama haberde diyor ki Jesus'un Joao Carlos'u eskiden beri çok iyi tanıdığını söylüyor diyor. 32 maçta 11 gol 4 asist yaptı. Andre Franco biliyorsunuz. Carlos ise 34 maçta 18 gol 1 asist. Yani Hocam Portekiz 2. Liginde sen bile oynasan atarsın demeyin. Ben oynasam atar mıyım bilmiyorum. Ee, uzun zamandır maça çağırmıyorlar. Yani satan arkadaşımız çok. Neyse. Ben dediğim gibi Jesus için şey, e, Franco için bir şey diyemem. Ama Joao Carlos için iyi şeyler söylemiyorum. Yani olur tarzında şeyler söylemiyorum. Bilginiz olsun. Bu arada, hocam Balotelli'nin bizimle ilgili bir ihtimali yok mu? Var. Ama ben zannetmiyorum ilk hedef değil. Bak bizimle ilgili ilk hedefi söyleyeyim size. Emre Mor. İster misiniz Emre Mor Fenerbahçe dediğim? Şey pardon Emre Mor Fenerbahçe'ye sıcak haberini e, okuyayım. Okuyayım. Geride kalan sezonda Fatih Karagümrük'te performansıyla dikkat çeken Emre Mor Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Arkadaşlar bakın bunlar kelime oyunu. Bak yarın bir gün ne olacak biliyor musunuz? Daha lig başlamadan herkes diyecek ki. Abi bu senenin şampiyonu Fenerbahçe. Bir tane bir herif var. Ee, akli dengesi yerinde değil. Genellikle her sezon başında çıkar. Bu sene o sene. Fener'i koldayacaklar. Fener'i kesin şampiyon yapacaklar. Abi her sene olduğu gibi bu sene de şampiyon yapacaklar. Aralıksız 8 senedir Fenerbahçe şampiyon. Yine şampiyon yapacaklar. Diyecek. Bu dengesiz herif. Sonra siz çıkacaksınız diyeceksiniz ki ya arkadaşlar etmeyin eylemeyin şöyle böyle şampiyon biziz şimdiden sıralamayı belirleyin. Fenerliler hisseder o sene bu sene. Jesus hocamla şöyle böyle bir görün bir dereyi görün de paçayı sonra sıvayın. Hani transferde isim veriyorum. Özellikle üyeler bunu çok yapıyor. Şu diyorum Allah'ını seven bunu mu layık görüyorlar? Bu mu? Jesus'a getirilecek futbolcu bu mu? Lan sen Jesus'u bu yüzden getirdin. Sen Jesus'a 4 tane 5 tane yıldız getirirsin. 3 tane, 4 tane de yıldız adayı getirirsin. Al dersin. Bunları parlat, bunları oynat. 9'u da tutar. 9 transferin 9'u da tutar. Hocam 9 kişi mi alıyoruz? 9 transferin 9'u da tutar. Dersin ki işte Jorge Jesus bu. Tutarken aynı zamanda seni şampiyon yapar. İşte Jesus bu dersin. Olay bu. Şimdi Emre Mor da bu diğer dörtlünün içerisinde. Yıldızlardan değil, yanlış anlamayın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mı oynamak değil. Jesus tedrisatında oynamak. Bakın Karagümrük'te bayağı bir şeyler yaptı. Ali Koç da Karagümrük vefa stadında görüştü Süleyman Hurma ile ama Süleyman Hurma kabul etmiyor. Biz de şey diyelim. Hani e, önümüzdeki günlerde resmi görüşme gerçekleşecek diyelim. Bunda sadece çaya gittiydi. geçerken uğradıydı diyelim. E, Süleyman Hurma'yı da yalancı çıkarmayalım. Bu sezon 29 maçta 6 gol 4 asist oynadı. Dik, i̇statistiklerine dikkat çekti. 24 yaşındaki oyuncu. Yani Fenerbahçe ne yapacak ne edecek diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hadi size bir öneride bulunayım. İki tane sol bek alayım Fenerbahçe'ye. İki tane sol bek alayım. Ferdi sağ açığa kaydırayım. Emre Mur'da yedeği yapayım. Kabul eder misiniz etmez misiniz? Sonuç olarak bir tane Türk sağ açıkta. Bir tane Türk kalede. Stoper'de de bir Türk oynasa 3. dördüncü de bir şekilde oynatırsın. Bunu kabul eder misiniz? Ben ederim. Ben kabul ederim. Sağ açığın biri Ferdi, öbürü Emre Mor. Sol beke de işte iki tane isim alalım. Hani konuşulanlardan iki tane en iyi iki tanesini alalım. O sayı Samuel'le de Nazım sağ beklik yapsın. Yani o sahi Ferdi kanadı. Ya da o sayı Emre Mor kanadı. Size bir şey söyleyeyim mi? Ligin içinden dışından geçerler. Ben Emre Mor konusunda şunu söyleyeyim. Hocam ya daha önce gördün Galatasaray'da tutunamamış. Dortmund'da tutunamamış. Fener'de mi tutunacak? Galatasaray Hacı aldığında Barcelona'dan kovulmuştu Hacı. Barcelona'da çok büyük skandallara imza attı. Kovulduydu oradan. Bilginiz olsun. Serdar Aziz Galatasaray'dan kovulmuştu. Fenerbahçe'de tuttu. Ben Emre Mor konusunda açık kapıyı bırakayım. Ne demek istediğimi de anlayın. Sosa'nın menajerinden transfer açıklaması. Tabi bunu aslında başlığa yazıp. lan Sosa'da mı kalıyor? E, Jesus istedi gibi bir algı yapmak var ama. Cık. Değil. Şimdi Sosa'nın geleceği merak ediyor. Arjantinli futbolcu tek yani Fenerbahçe'ye veda edip etmeyeceği merak ediyor. O iş bitti. O iş bitti. Ankara gücüyle anlaştı diyorlar da menajeri onunla ilişkili konuşmuş. Hani bu söylentiler doğru değil demiş. Volkan Şen'le yemek yediği göz, gözlemlenmiş. Ankara gücü haberleri doğru değil. Sosa sadece Volkan Şen'le yemek yedi. Demiş 194 maçta 30 gol 39 asisti var Sosa'nın. Ya yani kendisi bilir bir şey diyemeyiz. Jesus için bana en çok sorulan soru ne biliyor musunuz? En çok sorulan soru. Ee, hocam şeyi getirecek mi? William Carvalho'yu. Ve Gabigol soruluyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Hadi iyimser bir şey söyleyeyim. golü getirdi diyelim çok çok iyimser konuşacağım. Yanlış anlamayın. William Carvalho ile getirdi diyelim. Hatta yetmedi. Eldeki birkaç çöpü de iyi fiyata okutturdu diyelim. Hani ekibi varmış ya belki ekibi transfer görüşmesi yaptı. Bir şey söyleyeceğim. O zaman Jesus nasıl yürüyebilecek yolda? Neyse Jesus'un çok istediği William Carvalho Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi. İşte ayrıntılar diyor. Şimdi Jesus imzaladığı Yok görüşmelere başlandı pardon daha imzalamadı. İmzaladı. Artık yani. Değil mi artık hocam işte sen diyordun ya resmi açıklamayı görene kadar imzayı görene kadar inanmayın da imza atılmasa kap bildirimi yapılmaz rahat olun. Şimdi transfer olarak öncelik forvet. Forvet'in yanı sıra 8. 6-8. Bakın 6-8'i çok önemsiyor Jesus. Haberiniz olsun. Çoğunuza sorsam Fenerbahçe orta sahası çok iyi dersiniz. Ben ısrarla size ne diyorum? Mert Hakan bence yeterli değil. Zayis bence yeterli değil. İrfan Can 10 numara oynayamıyor. Kırık. Arda Güler iyi. Mesut tırt. Sosa tırt. Zayis hakeza değil mi? Ozan Tufan'dan olmaz. Bir tek Crespo var elde. Sonra bana diyorsunuz ki ya hocam Mert Hakan'a yükleniyorsun. Zayitsa yükleniyorsun. İyi topçular. Sizin hayal seviyeniz, hayal gücünüzde. Sizin hayalinizdeki Fenerbahçe ile benim hayalimdeki Fenerbahçe çok farklı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalır mıyız? Tabii canım. Tabii. Ozan, Zayt, Mert Hakan üçlüsüyle seni şey yaparlar. Yani seni e, ilk turda elerler. Seni sana ikinci tur göstermezler diye. Sen ne saçma diyorsun. Borvetin Samatta. Ben Samatta'dan umutluyum bu arada. Jesus da umutlu. Neyse heyecanlandıran açıklama gelmiş. Biz elemanın konuşmasını yapalım. Real Betis cephesinden bir açıklama varmış. Demiş ki Real Madrid'den Dani Caballos'u istiyoruz. O da bize gelmek için çok hevesli. Ancak bu transferi gerçekleştirebilmemiz için bütçe oluşturmamız lazım. Bu nedenle talibi olan oyuncuları satabiliriz demiş. William Carvalho'ya da Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın demişler. Şu anda Portekiz milli takımına ve yapacağımız maçlara odaklandım demiş. Vay be. Bu açıklama yani Fenerbahçe taraftarını mutluluktan dört köşe yapması gerekiyor. Bakın Bak Fenerbahçe sorusuna ne cevap vermiş? Şu an Portekiz milli takımına ve yapacağımız maçlara odaklandım. Üstü açık olarak Fenerbahçedeyim demiş. Jesus diyor bak Portekiz Crespo diyor Portekiz. Değil mi? Raul Meireles Portekiz. E kesinlikle Fenerbahçedeyim demiş. Bu açıklama Fenerbahçe taraftarlarını kesinlikle heyecanlandırdı. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefi diyor en fazla 5 milyon euro. Real Betis'i ikna etmeye çalışıyor. Carvajon'un sözleşmesinde son senesine girmiş olması nedeniyle İspanyol ekibine mak bu makul bir bonservis bedeli vermesi bekleniliyor demiş. Bu görüşmelere Cesus da Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu andan itibaren bütün görüşmelerde Cesus da olacak. Bizzat. İster Süper Lig'den Emre Mor'a git. ister Vakayeme'ye git. Hepsinde Emre, e, şey, e, Cesus olacak. Vakayeme demişken. Şimdi arkadaşlar bizim burada konuşmalarımızdan hani o 10 saniye izlerseniz lan adam atıp tutuyor Trabzon'a dersin. 20 saniye izlersen lan bu adam Trabzon sporlu mu dersin. 30 saniye izlesen lan adam bu doğru söylüyor dersin. O yüzden millet işine gelen kısmı dinliyor ya da oraya odaklanıyor. İşine gelmeyen kısmı duymazlıktan geliyor. Sizden ricam lütfen videoların bir bütün olduğunu asla asla unutmayın. Bütüne odaklanın parçaya değil. Şimdi odaklanmanız gereken bütün de ben bir şey söyleyeyim. Vakayeme ile ilgili benim duyumlarımı hatırlıyorsunuz değil mi? Trabzon'dan bir uzun gölün, hani Trabzon derken Trabzonspor'dan bir uzun tapusunu istemiyor demiştim. Ahmet Ağaoğlu. Vakayeme'ye yapabileceğimiz en yüksek teklifi yaptık. 33 yaşına gelmesi beni endişelendirmiyor. Ama benim bütçem belli. Bu sınırlarda kalmak zorundayım diyor. Yani üstü kapalı olarak gelirsen Ekim'e gelmezsen Kasım'a diyor. Yani gelmezsen git başka takıma. Nereye gidiyorsan git diyor. Anladınız mı? Ya. Görün bakın. Vakayem'e menajerlerle Beşiktaş'a da haber gönderecek. Galatasaray'a da haber gönderecek. Fener'e de gönder Fener e gönderdi. Birkaç kez. Trabzon'a tekrar gönderecek işte. Biraz indirim var. Fener'den ben şey aldım diyecek. İşin ben size bir şey söyleyeyim. Dört büyükleri başkanı birbirlerinden arkadaş olmak zorunda. Harbi söylüyorum. Arkadaş olmak zorundalar. Sevmeseler de arkadaş olmak zorundalar. Ya 3 günlük dünya kime kalmış diye hocam ya doğru söylüyor. Ya hem o hem de geçen sene Beşiktaş Başkanı canlı yayında yalvardı resmen dedi ki ya biz birbirimizin transferine mani olmayalım araya girmeyelim dedi. Değil mi? Yalvardı yani. O Ahmet Nur Çebi yalvardı adam gerçekten yalvardı. Çıktı dedi ki arkadaşlar dedi bak böyle yaparsanız biz paralar ödeyemeyiz. Jortinger'in Mortingen oluruz. Yalvardı. Şimdi Ahmet Ağoğlu arasa Ali Koç'u dese ki Ali Koç ne yaptı? Nasılsın? İyi misin? Ali Koç der ki hayırdır? Gene maç var. Zorbayı küçük mü yönetecek? Ya işin şakasındayım. Dese ki ya vaka yemeğiyle ilginiz var mı? O da dese ki arkadaş sizin futbolcunuz öncelik hakkı sizin. Siz görüşün anlaşamazsanız teknik direktörümüz düşünüyorsa düşünürüz dese. Şimdi görüşüyor musunuz dese. Ali Koç açık açık der ki şimdi görüşmüyoruz. Bak Ali Koç'un yerine ben olsam Telefonu gülerek açarım. Açar açmaz ilk sözüm şu olur. Hayırdır? Vakayemeyi aldık diye zorunuza ama gitti? Olur. Ben olsam yaparım bu gıcıklığı. Daha fazla para versinler. Trabzon manevra alanı kalmasın. Oraya hani vakayemeye parayı bağlasınlar diye. İşte Ali Koç böyle bir adam. Ve böyle bir adamı gerçekten ben yani Türk futbolunda Ali Koç'u sevmeyenleri ben anlamıyorum ya. Siz Fenerbahçe'yi yani Fenerbahçe tamam sevmeyin. Lafım yok kabul eyvallah iyi hoş. Ama Ali Koç'un nesini sevmiyorsunuz? Ya Alek de muvik muvik gibi adam. Dediğim gibi Vakayama bu kişi kimseye yar olmaz. Porto, Stefan Estakuyen'in bonservisini alarak oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamış. Bu da Vitor Pereira tedrisi bir isimdi. Estakuyen. Sosyal medyada Transfer Market diye bir site var. Oraya girin. Bu arada Fenerbahçe futbolcularında değerleri güncellendi. Bazıları çok çok iyi olmuş. Estakuye'ye dikkatlice bakın 3,5 milyon euroya almışlar. Pachos Ferreira'dan. Porto Pachos Ferreira'dan 3,5'ü almış. Ve ön libero bu arkadaş. 32 maç 1 gol 1896 dakika. Yani 21 maç falan oynamış. 21-22 maç. Ordar etmişler. Zavallıyı. Ee, meşhur bir duyumcu Bulgaristan birincilik ekiplerinden September'i Sofya, Recep Efe Koçak transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın. Sonraki satıştan pay teklifi yer alıyor demiş. Fenerbahçe'nin e, gençlerle ilgili transfer politikasında şöyle bir şey var. Alma önceliği Fenerbahçe'de olacak şekilde satıyorlar bazı futbolcuları. Bu arada Recep Efe Koçak iyi bir stoper haberiniz olsun. E, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'la maçı var da çarşambaydı herhalde ya. Bugün de yani... Neyse. Ee, üçüncülük müşabakasına yanlışım yoksa iki takımda 75'er puanı vardı diye hatırlıyorum. İnşallah 78 olan Fenerbahçe olur. İlk maçı da 2-1 kazandıydık diye hatırlıyorum deplasmandan. Gerçi eminim ama yine de öyle diyeyim. Yani Recep Efe Koçak gibi birçok futbolcuya diyoruz ki satın alma önceliği bizde şu fiyatı alabiliriz. Sonraki satıştan da atıyorum %40'ı bizim. %25'i bizim. Diyoruz. Ee, sosyal medyaya bir isim daha düşmüş Fran Navarro diye Arkadaşlar bir de şunu çok iyi bilin ya Ben kendi duyumum olmayan şeyleri açık açık belirtiyorum Ama Bu Fran Navarro'yu konuştuk pardon 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 Gil Vicente'nin forveti Geçen sene aldılar değil mi İspanyol 3 milyon euro 24 yaşında 3 Şubat 98 doğumlu Bu sezon bu arkadaş Portekiz liginde 34 maçta 16 gol atmış 2728 dakika Yani 31 maçta 16 golü var Hani 4-5 milyon euro bandına denenebilecek isimlerden birisi. Şunu söyleyeyim ben görüşme vardır yoktur diye bir şey söyleyemem. Ama bu arkadaş gelmeyecek derim. Mesajı çaktınız inşallah. Yine genç bir kardeşimiz Emre Tezgel. Onu da Onur Tuğrul vermiş duyumu. ben Fenerbahçeli isimlerin adını veriyorum. Genelde Fenerbahçe oyuncuların Oyuncular adını. Emre Tezgel 19 Eylül 2005 doğumlu. 16 yaşında 1.82 boyundaki Santrafor. İngiltere'nin Burton şehrine doğmuş. İngiltere U17'de 6 maçta 6 golü var. U18 Premier Ligi'nde bu sezon 26 maç, şey 7 maçta 10 gol atmış. Artı işte Premier Lig 2'de bu rezerv lig sanırım. Hani Gençlik Ligi'nde şurada burada toplam 24 maça çıkmış. 14 gol 1 asisti var. 1825 dakika. Bakın 14 golü var. 1825 dakika. İstediği kadar olsun. Yani İngiltere'nin hangi kademesi olursa olsun umurumda değil. Yani Premier Lig'in hangi seviyesi olursa olsun umurumda değil. Adam bir şekilde gollerini atmış. Ve biz bu Recep Efe Koç'a 16 yaşındaki Yiğido'yu Sivas'ta mı? Ne bileyim la, böyle aklıma Yiğido demek geldi. Almaya çalışıyormuşuz. Babası koyu bir fenerbahçeliymiş. Tamam, babası koyu fenerbahçeliyse şimdi işler kolaylaştı. Almanya'ya gidip de Almanya'da nanik nanik çekilen arkadaşa duyurulur. Valla Fran Navarro çok umurumda değil. Recep Efek Koçak da gitmek üzere ama şu Emre Tezgel beni heyecanlandırdı. Hocam sen de genç fetişizmini bırak. Hep de gençler, hep de gençler. Nereye kadar gençler? Peki size bir şey soracağım. Fenerbahçe'nin şey kuyusu mu var? Petrol kuyusu falan mı var? Sizin borçları, harçları neyle ödemeyi düşünüyorsunuz? Neyle büyümeyi düşünüyorsunuz? Bir şehir düşünün. Orada hiç dürümcü yok. Hiç. Siz oraya dürümcü açtınız. Şehre. Şehir dediğimde yani en az 400-500 bin nüfuslu bir yer diyelim. Ve işlek bir yere açtınız. Tutar mı? Tutar. Ha işte bu gençler de dürümcü dükkanı gibi da hiç olmayan bir mağaza çekip Son olarak da Fenerbahçe Bursa Spor takımının U16 futbolcularından Kerem Dede ve Mustafa Genç ile ilgileniyor diye birisi özel haber vermiş. Doğru U19 takım için gerçekten çok fazla transfer şeyi var. Ve U19'a da çok ciddi yatırım düşünülüyor. Haberiniz olsun. Fenerbahçe transfer kısım duyumlarından aktaracağım burası. Ee, bir sürprizi de söyleyeyim. Gabigol için de bir sürprizi söyleyeyim. Ya bana bir zayıf duyum geldi. Yani inanamadım. Ama size de söyleyeyim. üyeler'e söylediğim duyumları size de söylüyorum zamanı gelince. Size de söyleyeyim de vebalde kalmayın. 8 milyon euroya Gabigol'un kullanım haklarının yani bonservis hakkının ve oynatma hakkının %50'sini alacağımız iddiası var. 8 milyon euroya. Biz bu 8 milyon euroyu şöyle yapmaya çalışıyoruz işte. Hani zayıf duyum bu şekilde. 8 milyon euroya verelim. Alalım taksit taksit. Hani yıllar 1.6, 1.6, 1.6 ödeyelim. Sonraki satışın %50'si yine bizim olsun, %50'si sizin olsun. Biz 8 milyon euronun üstü paranın bir kısmına bizim olmasını istiyoruz. Ama kulübü de diyor ki biz 17.5 verdik. Siz 8 verince yarı yarıya olur. Kaça sattınız? 60'a. 60'ın 30'u sizin, 30'u benim diyor. Yani 30 artı 8 almak istiyor. Fenerbahçe bu şartları kabul ederse Gabigol Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyorlar ama ben imkan vermiyorum. Hani zayıf duyumun zeyesini vermek istemiyorum. Hani Gabigol Gol eğer bir şey söyleyeyim. Bu zayıf duyum doğruysa Gabigol Fenerbahçe'de. Resmen Fenerbahçe'de hem de. Yani gayri resmi de. Lan 8'e Şörlot'u mu alırsınız? 8'e Gabigol'ün %50'sini ve oynatma hakkını mı alırsınız? Bence Gabigol'u alırım yani. Hatta şunu söyleyeyim. 8'e Gabigol. 4'e Carvalho al. 12. Andre Franco'yu bedava al. Hadi Emre Mor'a da takasta 1-2 çöp ver. 4 transfer. E Belot diye gerek yok. Balotelli'ye gerek yok. Joa Carlos'a. Ha Joa Carlos'u da yedek forvet olarak al. Hadi 2 de ona ver. Değil mi? 8 onay, 4 onaydı, 12. 2 de ona verdin. 14. Ozan'ı, Mesut'u Mesut gerçi kadroda kalacak bu gidişte de. 14 milyon euro vermiş ol. Getir bunları. Bak 5 tane transfer. Kütür kütür. Hocam sol bek, hocam sağ bek, hocam stoper, hocam şu, hocam buraya, hocam şu. Demeyin ya. Bunları alsınlar. Sol beke de bir tane adam alsınlar. 6. Bence hani aldığı parlatılacak isimler dışında yapılabilecek en doğru transferler bunlar olur. Ve şunu söylüyorum. Eğer Gabi gol zayıf duyum gerçeğe dönüşürse bak Mustafa Hoca bilmişti falan filan deme. Gerek yok. Benim bilip bilmem önemli Fenerbahçe menfaatleri için diyorum. Jesus'un forveti Gabigol mükemmel olur. Joao Carlos için de hani ilk forvet tercihi olarak getirilmemesi gerektiğini anladınız inşallah. Ee, yani hem Gabigol hem Carlos Fenerbahçe'ye gelse ben okeyim. Forvet için. Ha Berisha gidiyor. Valencia'da gider. Serdar Dursun. Hani Gabigol, Serdar Dursun, Joao Carlos bence mükemmel bir üçlü olur. Biri Türk, kontenjan, öbür ikisi yabancı. Müthiş olur yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abone değilseniz abone olup şurayı yükseltmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Fenerbahçe aşkına, Jorge Jesus aşkına. Görüşmek üzere.